Sami şu güzelliğe bak. Vay be, kurulduk. Evet, kampımızı kurduk. Şimdi yukarıya tentemizi de hazırladık. Işığımızı astık. Bu gece ateş yakmayacağız. Hava iyi. Beklenen, yani kar yağmasını bekliyorduk. Beklenen kar da henüz yağmadı. O yüzden ateş yakmayacağız. Belki yarın artık hazırlıklarımızı yaparız. Şimdi bir karnımızı doyuralım. Daha sonra da sohbet eder. Geceye son veririz. Şu anda yağmur yağıyor. Işıkları kapattık. Ve sifir karanlıkta oturuyoruz. Günaydın. Kalkıp kısa bir yürüyüş yaptık su kenarına. Suyumuzu doldurduk. Şimdi de birazdan ateş yakacağımız için odun toplamaya çıktık ama bakın burada ne gördük. Ufak ufak kuşburnu parçaları, kuşburnu meyvelerinden kalmış tek tek. Hemen yuvarlayalım. Mükemmel. O kadar olgun ki marmelat yiyor gibiyim şu an. Tabii normalde benim yememem lazım şu an. Sabah kahvaltısından önce bir şeydi. 12'ye kadar. Ama çok iyiydi. Öyle. Bakalım. Evet. Burada yine devrilmiş bir ağaç. Bir de onun kardeşi. Bakın yani çürümüş. Elimle çektiğim anda hemen geldi, kırıldı. Böyle bunun gibi 5-6 tane ağaç götürüp yakacağız. Çünkü her yer o kadar ıslak ki ağaçlar ıslanmaktan artık çürümüşler. Çürüyen ağaçları toplayıp yakmayı düşünüyoruz. Thank you.
odunlarımızı kırdık. Ateşimizi önce Kızılderili ateşinde yaktık biraz. Sonra eğimden dolayı tabii devirdik. Bu şekilde kulübe ateşine döndük. Kulübe ateşinde benim daha önceden de izleyen arkadaşlarım bilir. Bu şekilde kat kat birbirine paralel odunları dizip hem etrafına yaş odun koyarak onları kurutabilirsiniz. Hem de uzun süreli ateş yakmayı sağlayabilirsiniz. Dışarıdan koruduğumuz şu an bir ne yapmış olduk? Rüzgar duvarı oluşturmuş olduk. İçeride de kuru odunlarla ateşimizi güçlendiriyoruz. Yandakiler de kurumuş oluyor. Bu harika bir ateş sistemidir. Çok tavsiye ederim arkadaşlar. Hem de uzun süre yakarsanız bakın alta da yapraklardan yalıtacak bir yarı kuru odunlardan bir duvar yapmış olduk. Bir zemin. Zemin üzerinde de ateşimiz hiç su görmeden, nem görmeden kolayca yandı. Duydum.
Yazın işini bitirdik. Oldukça yoruldum. Biraz önce tatlı bir ayak sesi duyduk. Işırtı. Ama sonra kesildi. Zaman zaman burada olduğumuzu belli etmeye çalışıyoruz dayılara. Şimdi yine belli edeceğim. Etrafta ses duysun ki gelmesin diye. Yani zarar vermek istemiyoruz. Çok güzel yankı yapıyor. Burada yemeğin kahramanları Hakan Baba ve Şamil Baba. Ben odunla çalışırken onlar da cağ kebabını hazırladılar. Bugün kamp menümüzde cağ kebabı var. Günaydın. Şimdi Hakan Baba bizden önce kalkıyor. Dolaşırken bir keşif yapmak isterken gerçekten bir şey keşfetmiş. Hemen göstereyim. Bakın. Bir ağaç üzerinde izlere rastlamış. Ağaç üzerinde böyle bir takım izler görünce yeri incelemiş ve yerde ayak izlerini görmüş. Ben de size göstermeye çalışayım. Burası bir miktar hayvanın yürüdüğü bir yer. Belli. Çünkü şuradan yine böyle biliyorsunuzdur. Toynaklarıyla basmış. Toynaklı bir hayvan. Şöyle yaklaşık olarak 6 santim 7 santimde bir şey var. Toynağın büyüklüğü var. Bir miktarı da batırmış zaten bakın. Muhtemelen domuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü toynakları geniş ve büyük.
buradan geçmişler. Hakan Baba da bunu görüntülemiş. Evet. Ah, çok güzel geçiyor kampımız. Bu gece biraz daha sakindi galiba değil evet. mi? Güzel bir gece geçirdik. Daha böyle hareketsiz durağan. İlk gece biraz daha hareketliydi. Bir miktar yağmurla da karışık. Bir miktar ayak sesleri duyduk ama emin olamadığımız için herhangi bir reaksiyon vermemiştik. Bugün biraz daha sessizdi. Kahvaltımızı hazırladık. Dün etle beraber közlediğimiz patlıcan ve biberlerden güzel bir salata yaptık. Ve şöyle mantarımızı da hazırladık. Sade mütevazı bir kahvaltıyla güne başladık. Hakan Baba çok teşekkür ederim kahvaltı için. Biz teşekkür ederiz. Harika olmuş mantarlar. Hatta hemen bir tane yuvarlayalım. Afiyet olsun. Eyvallah. Güneş bugün 3. günde ilk kez bizi aydınlatmak için karşımıza çıktı ve gerçekten güneşin moral motivasyon kaynağı olduğu konusunda da tekrar emin oldum. Moralimizi hemen yükseltti. Birazdan önce içimizi ısıttı, birazdan da dışımızı ısıtacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o hava oldukça soğuk. Bakmayın ben kazakla duruyorum ama bayağı soğuk. Ellerimiz falan üşüdü bayağı. Güzel bir kahvaltıdan sonra günümüze devam edeceğiz.
Bu videomuzda Mengen Ormanları'nda güzel bir sonbahar kampı yaptık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, doğada kalın. Thank you.